Peki buradan ne tavsiyeleriniz olacak? Yani mevcut hekimlik yapan işte tıp uzmanlarına veya bu ehliyete haiz olacak kişiler kimlerdir? Ve sizin tavsiyeniz ne olacak? Yani burada fonksiyonel tıp modülüne geçtikleri zaman, uygulamaya geçtikleri zaman bu fasılda tabii ki burada mevcutta devlette veya özelde çalışanlar arasındaki farklılıklar ne olacak? Yani herkes bu danışmanlığı, bu hizmeti fonksiyonel tıpla ilgili verebilecek konumda mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle bunun bir devlet hizmeti olması bu kadar hasta yükü içerisinde imkanı yok. Neden evet. imkanı yok? Yani ben şimdi hep bu fonksiyonel tıp doktorları arasında da konuşulur. Günde 3 hastanın üstünde almanız sizin helak olmanız anlamına gelir. Çünkü bir hastayı aşağı yukarı ekiple görüşmeden önce siz 2 saat dosyasını hazırlıyorsunuz. Hastanın girdileri çıktılarını her şeyine ayrıntılı bakıyorsunuz ve bir yol çiziyorsunuz. Sonra ekibinizle konuşuyorsunuz. Hangi diyet yapılacak, hangi psikolojik destek alacak, hangi spor programı uygulanacak. Bunu çünkü kronolojik hale getiriyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Hastaya ortak bir yol çiziyoruz ve bunu ayrıntısıyla hastaya anlatıyoruz. Bakın bu yolculuk nasıl oldu? 2 saat siz hazırladınız. Ekibiniz 2 saat hazırladı. Hastayla oturdunuz, konuştunuz 2 saat, 4 saat. Hastaya günübirlik ve haftalık bunları anlattınız. Şimdi böyle bir hizmeti devlette verme şansınız var mı? İmkanı yok. Yok. Yani evet. acil servise günlük 600 hasta geliyor. Düşünün. Mevcut polikliniklere 100-150 arası. Yani milyonları bulan poliklinik sayıları var. O nedenle bu iş evet şimdilik özelden gidecek gibi görünüyor. Belki birazcık daha otomatikleştirilebilir. Buna yönelik bizim çalışmalarımız var. İşte hasta dosya sistemi ve yönetim paneliyle ilgili çok ciddi bir yapay zeka temelli de bir dosya yazılımı üzerinde çalışıyoruz. Onu da yakında lansmanını yapıp duyuracağız arkadaşlarımıza. Ama evet. hekimlere yönelik ne söyleyebilirim? Önce şunu söyleyeyim. Ben fonksiyonel tıpla nasıl tanıştım? Ben hasta olarak tanıştım. Ben önce kendimi tedavi ettim. Bende şeker hastalığı, tip 2 şeker, karaciğer yağlanması, obezite, sizde mi var bu? Bunların hepsi bende var. Mi? Metabolik evet. sendrom, artrit, gezici artrit. Yani bir gün sağ dizim tutuluyordu, bir gün sağ kolum tutuluyordu, bir gün eklemlerimin herhangi başka bir eklemi tutuluyordu. Bel bölgemde su toplamaya başlamıştı. Ve ben bunların hepsini, bakın, endokrin poliklinikte dolaştım, kardiyoloji poliklinikte dolaştım, gastroenteroloji polikliniğinde dolaştım, romatolojide dolaştım. Ama hep son noktada şu ilacı al ağrın geçsin, bu ilacı al ödemin azalsın tedavisi yapıyor ne yazık ki kronik tıp. Yani kronik hastalıklara mevcut tıp durumu. Ben önce kendimi fonksiyonel tıpla kendimi tedavi ettim. Bakın şeker hastalığım geçti. Kan şekerim 105 ile 110 arası gidiyordu. Şu an kan şekerim 90'ı geçmiyor. Karaciğer, orta ileri karaciğer yağlanması vardı. Şu an karaciğerim tertemiz ve karaciğer değerlerim mükemmel düzeyde. Artrit ataklarımın hepsi geçti yaklaşık 1,5 aydır, yani 1,5 yıldır artrit atağı yaşamıyorum. İşime daha konsantreyim ve bakın 102 kiloydum, ben şu an 82 kiloyum. Bir yılda 20 kilo verdim ama herhangi bir diyet yapmadım.